Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayalımız. Leksiyelerimizi de kaçırırız, o Washington'da sözleyemez. Bugünkü islağa 2022 yıl 8. ayının 5. günü vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz Amerika Koşmuş Tatır Devlet Meclisi. Avan Palata Başlığı Nancy Pelosi Hanım tünü gün keşte, Washington vakti bile neyse olayım ben hem de. Tünü gün keşte Tokyo gitip geldi. Ondan diken Japonya'nın veziri Fumio Kishida Nancy Pelosi Hanım bile görüştü. Ondan Fumio Kishida Nancy Hanım bile görüşkendi şu meydanda. Çünkü Tayvan boğazıdaki ihvagarçılıkla tohtat deb hitap kıldı. Andın bugün Latin yanı vaziyet tünügün silahı sözüldük Amerika Koşmuş Ştatlarının bir tane ayrı planı. Çünkü Kom Partiyası belgeligen manver meydanına büsüp kürdü digen idik. Bugün hem de bu ayrı plan ketim sani ya ki ayrı plan yüzünün uçup çıkışı. Her kıl tüptü ki Amerika her bir ayrı planlardın. 7 tane ayrı plan. Bu Cungo'nun her bir manver meydanına. Şu apkırgenden başka şu yakın etrafta Rigan belgelik av amatka hareket kılışka başladı. Andın Cungo Kom Partiyası ve kamlaşmadan bir haber hem de bu. Amerika Koşmuş Ştatlarının 3. kol rehberi Nancy Pelosi hanımını imborga kıladı kaldı doğrusu da. Davran kıldı. Şimdi bunun torbetkiler deyişi vatıdı ki bu mukarrerlik ne peyda kıladı yani. Amerika bunun cevaben gep kıladı. Belki Cungu Merkezi Komiteti ya ki siyasi büronun azaları için de kimli de birisini de Amerika koşmuştu attırımı. Oksaşlı imborga kılışı gerek. Çünkü şuna alakalıdan bolsa değildi. Yani üçüncü noktada vaziyetinin nazıklık derdisi. Ki eysak, hazır Reis Xi Jinping Amerika Koşmuş Ştatları bilen buluduğun diyalog duvarı koyulgan 8 noktalık meselede vazgeçip, yani diyalog ilişkisi vazgeçip, uruşka teyyarlık kılıç doğrusu da buyruk çıkıyordu. Onu tüvende bir misra da anlayışıyla vatandaşlar. Yani muşulani yığıp gelgende vaziyet deseniz, Amerika Koşmuş Ştatları Aksaray'ı tünigilletin Cungu'nun Amerika'da duruştuk başelçisi Çingan'ı Aksaray'ı çakırtıp agahlandırış verdi. Onun üstüge Amerika Koşmuş Ştatları Devlet İşlakatı Antony Blinken Kampoçya'da Şarkı Cenubu Asya İttifakı Eza Devletler Yığını yani yıllık yığınıga katnaşkandı yığında Tayvan Boğazı'nın vaziyeti doğrusu da Cungu Taşkı İşler Ministerliğinin ministeri Wang Yi'yi agahlandırış verdi. Ben bunun için de en nazıkı kaysi de hesaplayman deseniz vatandaş. Washington'da turuşluk Cungu'nun baş elçisi Çingan'ı çakırtıp agahlandırış bir iş. Tayvan vaziyeti yeke, Tayvan boğazı vaziyeti kala. Bu vaziyetin en keskin derdisi de hesaplayman. Şimdi tüvendi silege yani biri. Yani bir vaziyetten mahsus makale liksiye tarihinde sözlerimiz bunu anlayışla andın. Bizden yok korku fikirlerimizi dolaklayışla vatandaşlar. Mavzumunda. Çünkü Kom Partiyası her bir manöver kılıp Tayvan'da 3 gün konuşavgalıdır. Aksaray ihbaatı bildirdi. Mavzulu haber 8. ayının 4. günü Venmiyet orbiti ilan kılındı haber. Bundan başlandı. Amerika Koşmuş Ştatları Aksaray Devlet Bihatterliği Meslekçisi Jack Sullivan
Amerika Qoşma Ştatlar Dövlət Məclisi Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi Tayvanı ziyaret kılgandı ikiyen. Cungunun Tayvanı 3 gün qorşauğı elib hərbi manver kılmakçı bolğallığı qarıta. Jack Sullivan mında kürsət. Biz Cungo dairlerinin məsuliyetçan pozisiya tutuşunu. Ova. Deniz yüzü de hata hüküm kılıp, erketni, vaziyetni, örlü bitiştin saklanışını ümit kılımız. Deniz bu kızı vaziyetini örlü bitiştin zararı ediyor. Biz Cungu'a o çok aşkarı kör üstüp kuyaylı ki, ya ki eğitip kuyaylı ki, Amerika Qoşma Ştatlar Tinch Okean rayonidagi ki, menfaatini ve Tinch Okean rayonidagi ki, kımmet kararlarına koklaydı. Biz vakanın terakki kılışına ümit kılmayımız. Şundaklı biz hiç demeden korkmayımız. Devlet bir hatardaki mesele sıcak sağlı ben NPR Amerika'nın kişiye devlet için kartılığan radyo ne muhbirinin ziyaretini kabul kılgan da bunda görsün. Beijing dairleri Avam Palata başlığı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ahırlaşkan deyinken Tayvan'ı bir neçü gün Qorşauğa elip her bir manor elip baradağallığını ilan kıldı. Bu hareket deniz boğazının vaziyetini keskinleştiriyordu da. Biz şundaki hesaplaymız ki bu hareket zarar bulmadan xatar ve xres elip gelirdi. Şunlaşkı biz Cungo hükümetinin mesuliyetçen pozisiyaya kolunup, avadı ve denizde hata hüküm kılıçtın kilip çıkıdıkan hareketlerden saklan işine ümit kılımız. Devlet bir hatarlığı meseleçisi Jack Sullivan takitle bunda görsetti. Her kanda harbi manver belgülük hakikiliki iyi buludu. Beijing'in vaziyetini keskinleştirişinin zararı yok. Amerika meldarlarının Tayvan'ı ziyaret, klisi Cungu'u tehdit salgallık emez. Ve tarihinin daimi haletinin olgip, çıkayıp, ketkellik mu emez. Devlet bir hatarlıgı meseleçisi Jack Sullivan tekitle bunda kürsün. Biz Cungu hükümetinin bu işini krizizki aylandırıp içini, bu işini bahane kılıp Tayvan boğazı da herket klişini kürüşünü halamaymış. Prezident Joe Biden hükümeti terepten karaganda. Bu katın Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret kılışıdan tarıktırılan signalimiz şu ki, Amerika taraf diplomatiya, iktisat, harbi işler, siyasi taraftan Cungu'u şunu bildirip koyudu ki, Amerika taraf Tinch Okean rayonidagi menfaatini ve kımmet kararlarını koklaydı. Biz vakanın terakki kılıp ketişini ümit kılmaymız. Ve biz hiç demeden korkmayımız. Biz Tayvan boğazıda uruş bulmazdıkını ebedi kapaleti iyi kılış için tırışçallah görüştümüz. Devamını anlayışlı vatandaşlar.